Uzun bir şiirden birkaç dize okuyarak başlıyorum mahya ışıklarına. Çamurlu karanlık sokakta bata çıka kara göze gidiyorum Ramazan gecesi. Önde körüklü kağıt fener. Belki böyle bir şey olmadı. Belki bir yerlerde okudum 8 yaşında bir oğlanın kara göze gidişini Ramazan gecesi İstanbul'da dedesinin elinden tutup. Şiir uzun. Şair Nazım Hikmet. Nazım Hikmet 8 yaşındayken dedesinin elinden tutup elde kağıt fener Karagöz seyretmeye gittiğini anımsıyor bir şiirinde. Gölge oyunu ülkemize ilk kez 1517 yılında gelmiştir. Bu kabul gören bir görüştür. Yavuz Sultan Selim Mısır'a sefer düzenliyor ve Mısır'da gölge oyunuyla karşılaşıyor. Padişah bakıyor ve diyor ki ne güzel benim çocuklarım da bunu seyretsin. Ve İstanbul'a geri dönerken Yavuz beraberinde gölge oyuncuları getirtiyor İstanbul'a. İşte bundan sonra saray gösterilerinde değil sadece sünnet düğünlerinde İstanbul kahvehanelerinde gölge oyunu dönemi başlıyor. Osman Gazi Bursa'da bir cam yaptırırken iki usta durmadan birbiriyle takışıyor, alay ediyor. İşte acaba Karagöz karakterinin oradan doğduğu da kabul gören bir görüştür. Ve gölge oyunu artık Karagöz oynatmak olarak anılıyor. Ramazan gecelerinin olmazsa olmazıdır Hacat ve Karagöz oyunları. Ne yazık ki Hacat ve Karagöz sinemaya yenik düşüyor. Hem de bunu kendi elleriyle hazırlıyorlar. Sinema ortaya çıktıktan sonra Hacat ve Karagöz unutulmaya yüz tutuyor. Bunu kendileri yaptılar. İlk film gösterileri 1897 yılında başladı İstanbul'da. İlk sinema 1908 yılında Pate adıyla kuruluyor. Ama ondan önce filmler vardı. Ama bunlar 3-5 dakikalık çok kısa filmlerdi. İyi güzel de bunları seyretmeye kimse gelmez ki. Bu yüzden 1897 yılında ilk film gösterilerinin önüne Hacivat ve Karagöz oyunu konulmuştu. İnsanlar film seyretmeye değil, zaten filmin sinemada ne olduğunu kimse bilmiyordu ki. Hacivat ve Karagöz seyretmeye geliyorlardı. Ve böylelikle Hacivat ve Karagöz kendi elleriyle sonunu hazırlamış oldu. 1930'lu yıllara kadar sorun yoktu, baş ediyordu sinemayla Hacı ve Karagöz. Fakat o yıllarda sesli filmler ortaya çıkınca Hacı ve Karagöz ne yazık ki dönemini tamamladı. Gerçi Hacıvat ve Karagöz'e karikatür destek oldu. Yani Hacıvat ve Karagöz'ün yaşaması için, gölge oyunun devam etmesi için, Karagöz'ü ayakta tutmak için bir karikatür kahramanı onun elinden tutmuştur. Amca Bey. 1930'lu yıllarda en çok sevilen karikatür karakteri olan Cemal Nadir'in Amca Bey'i hayali küçük Ali sayesinde figür olarak Hacıvat ve Karagöz'e taşınmıştır. Hacıbat Karagöz Amca Bey. Bedirahme Eyüboğlu Türkiye'de ülkemizde resim sanatının pek gelişememesi. Buna rağmen karikatür sanatının öne çıkmasını Hacatla Karagöz sevgisine bağlar. Doğrudur. Çünkü Karagöz çizgi. Çizgiye alışıyız. Zaten karikatür çizmek diye bir tanım yoktu 1900'lü yılların başında. Karikatür çizmek denmezdi. Karagöz çizmek denirdi. Yani karikatür çizenler Karagöz çiziyorum diyorlardı. Ve Hacı ve Karagöz'ün sonu olan sinema onun kurtarıcısı olmayı da başaramadı. Nasıl mı? 1939 yılında İsmail Hakkı Baltacıoğlu, ...Hacıt ve Karagöz'ün sinema salonlarında gösterilmesi gerektiğini savundu bir yazısında. Neden sinema salonlarında ...Hacıt ve Karagöz oynatmıyoruz? Bir yıl sonra 1940 yılında Ankara'da bir sinema salonunda ...Hacıt ve Karagöz'ü sahnede görürüz. Ama sinema filmi değil. Gölge oyunu olarak. Fakat Figürler büyütülmüş. Normalde Hacivat ve Karagöz'ün boyları 25 santim. 1940 yılında Ankara Sinema Salonu'ndaki gösteri için 80 santim boyunda Hacivat ve Karagözler hazırlanır. Onları hazırlayanlar iki usta ressam Mahmut Cüda ve Abidin Dino. Hacivat ve Karagöz'ün sonunu sinema getirdi dedik ya sinema Hacivat ve Karagöz'ü kurtaramadı. Sinema Salonu'ndaki o gösteri ne yazık ki pek de başarılı olamadı. Yani devam ettirilemedi. Oysa o yıl Ankara'da bir sinema salonunda yapılan Hacıkla Karagöz oyununa pek çok beyaz perdenin karakteri de konuk olmuştu. Onların figürleri, figüranları hazırlanmıştı. Figür olarak çizilmişlerdi. Şarlo. Şarlo çıktı Hacıkla Karagöz oyununa. Greta Garbo, dönemin ünlü oyuncusu. Tarzan. Abidin Dino ve Mahmut Cüda'nın çizdiği karakterlerden biri dönemin ünlü edebiyat eleştirmeni Nurullah Ataç. Mickey Mouse. Ve o oyunda Hacıt Akaragöz'ün yanında o yaşasın diye bir fikir daha görüyorduk. Nazım Hikmet. Abidin Dino ve Mahmut Cüda Hacıt Akaragöz'ü yaşatabilmek için Nazım Hikmet'i de gölge oyununa kazandırmış. Ama ne yazık ki Nazım İşleri'yle başladık ya. 8 yaşında dedesinin eliyle, elini tutarak, elinde kağıt fener, bir elinde dedesi Hacı ve Karagöz etmeye giden o çocuk Nazım Hikmet de Hacı ve Karagöz'ü sinemanın elinden kurtaramamıştır. Geldik bir mahya ışıkların daha sonuna. Yarın yeni bir bölümde buluşmak dileğiyle. Sürçülisan ettiysek affola.